Değerli dostlar merhaba. Herkese sağlıklı, huzurlu, bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum. Bu videomuzun konusu ARDYZ neden yükseliyor? ARD bilişim ve yazılım teknolojileri AŞ hissesi bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta hızlı bir yükseliş gösterdi. Öncelikle günlük değerlerine bir bakalım. Geçtiğimiz hafta geldiği noktalara bir bakalım. Buna sebep ne? Onu bir bulmaya çalışalım. Genel olarak Yükselişin sürmesi mümkün mü? Bununla alakalı değerlendirmelerde hep beraber bulunmaya çalışalım. Şimdi değerli arkadaşlar geçtiğimiz en son işlem günü 18 2020 tarihi itibariyle hissenin kapanış değeri 44.62 seviyelerinden gerçekleşti. 118 milyon 200 bin lira işlem hacmi iyi sayılabilecek bir rakam olarak gerçekleşti. Gün içerisinde 42.54 düşük seviye 45 de en yüksek seviye olarak göze çarptı. Şimdi baktığımızda günlük değerler olarak e, bu rakamlar mevcuttu. Bir haftalık süreçte 35 seviyelerinden 46 seviyelerine kadar hisse yükseliş gösterdi. Bununla ilgili ne tür bir gelişme meydana geldi de ARD hissesi hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Öncelikle bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde e, AK Yatırım ARD yazılım ile ilgili hedef fiyatı açıkladı. 70 TL hedef fiyatı koydu. Ama değerli arkadaşlar şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu hedefin süresinde 12 aylık olarak belirtiyor. 12 aylık hedefi 70 TL olarak belirtiyor. Diyor ki son 5 yılda şirketin yakaladığı hızlı büyüme ivmesini önümüzdeki yıllarda da sürdürmesini bekliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar biz de ARD ile ilgili geçtiğimiz dönemlerde videolar paylaşmıştık. 14 seviyelerinden yine 28, 30, 35 seviyelerinden ayrı ayrı 3-4 tane videomuz mevcut. Bununla ilgili iki tanesini videonun sonuna ben e, bırakacağım linkini. Oradan yine izlemek isteyen arkadaşlar izleyebilirler. Devam edelim. Halk Yatırım'ın şirketin ölçek yakalama kabiliyeti mevcut ve bunun sonuçlarını özellikle bu yıldan itibaren görüyoruz diyor. Şirketin Şubat ayındaki halka arzının ardından güçlü fiyat performansına rağmen sektörün diyor ki halka açık şirketlerin 2020 Fiyat kazanç oranı 16.80, 2021'de 10.30 olup diğer halka açık şirketlerin ortalama çarpanları 18, 10 ve 13, 6 şeklinde bir hesaplama yapmış. Daha hızlı kar büyümesine bağlı olarak ARD yazılımın bu ortalamalara göre primli işlem görmesi gerektiğini düşünüyoruz diyor. Şimdi daha da açıklamaları mevcut. Tamamını okumaya gerek yok. Yine bu raporla alakalı İsteyenler tamamını elde edebilirler. Şimdi değerli arkadaşlar burada bunda sıkıntı yok. Tamam e, ARD ile ilgili e, olumlu görüşlerini belirtmiş Akya yatırım ve 70 TL hedef koymuş. Öncelikle bunun e, bir hareketlenme ile alakalı bir sebep olarak e, görebiliriz. Peki sadece bununla alakalı mı ARD'nin yükselişi buna bir bakalım. Başka neler gerçekleşti hisse ile alakalı. Önce iş ilişkilerine daha sonrası da finansal e, görüntülerine e, bir bakalım. Ondan sonra genel bir fikir ortaya koyalım değerli arkadaşlar. Bir de halka arz gelirinden elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor. Bununla ilgili de bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle en son ne oldu? E, ARD'nin yeni e, iş ilişkisi ile alakalı. Şimdi 15-12-2020 tarihinde ARD Grup Şirket Yüksek Öğretim Kurumları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile sunucu alımı işine ait sözleşmeyi 1.099.996 lira KDV dahil bedelle 15-12-2020 tarih itibariyle imzaladı. Yeni bir iş ilişkisi yaklaşık olarak 1.100.000 lira bedelli. Şimdi bu sadece bu mu? Geçtiğimiz videoda da belirtmiştim. En son iş ilişkisini yine geçtiğimiz dönemde Eylül gibi belirtmişti. Yine daha öncesinde Temmuz aylarında iş ilişkileri vardı. Yani ARE'de genel itibariyle kamu kurumlarıyla ilişkileri olan işler yapan bir şirket yine Temmuz ayında bir iş ilişkisini vereyim size. Bu da şey olsun. Bundan sonra da yeni iş ilişkileri gerçekleşebilir mi? Bununla ilgili fikir olsun diye. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün Milli Emlak Bilgi Sistemi MEBİS Yazılım Geliştirme Hizmet işi 0607 2020 tarihinde 3.884.400 lira KDV hariç bedelle sözleşme imzalanmıştır şeklinde yine bir haber iş ilişkisi verilmişti kapa. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle şunu da belirteyim: ARD Grup Bilişim Teknolojileri AŞ'nin halka arz gelirinden elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapordan bilgiler vermeye çalışayım. Bu da tabi şimdi şirketlerin ellerindeki malzemeleri ne şekilde kullandıklarına ilişkin. Fikir olması açısından bize fayda sağlayacak değerli arkadaşlar. Bunun için bunlar önemli. Baktığımızda şöyle rapora geldiğimizde değerli arkadaşlar, bu fondan e, halka arzdan 38 milyon bin250 lira brüt olarak e, bir kazanç elde edilmiş, gelir elde edilmiş. Buradan e, net kalan masraflar çıktıktan sonra 36 milyon bin671 lira. Peki nereye kullanmış bunu ARDYC ee, şirketi? Yüzde 26'sını altısını yaklaşık birinci dönem kullanmış. ikinci dönem yüzde ikisini kullanmış. 30.09.2020 tarihi itibariyle ne için bunu kullanmış? Sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve sektör payının artılması için yeni projelerin piyasaya sunulması, geliştirilmesi, ARGE çalışmaları için veri merkezi oluşturulması ve mevcut sistem altyapısının kapasitesinin alt arttırılmasına yönelik. Burada %28'ini kullanmış. Yine mevcut pazar payını geliştirmek amacıyla ARGE çalışmalarına harcadığı %13,3 olarak toplam 9 aylık dönemde kullandığı rakam. Yine %11,1'ini de işletme sermayesinin ihtiyacının karşılanması kapsamında kullanmış. Toplamda baktığımızda ne yapıyor? Toplam 28, 13, 41, %52 civarında bir rakamı kullanılmış. Yine %48'e yakın oranda bir rakamın da önümüzdeki dönemde ilerleyen dönemlerde fon kullanım amacına uygun olarak yatırımlarda değerlendirilecektir şeklinde açıklama mevcut. Şimdi geliyoruz şeylere finansal görüntüsüne. Burada rakamlarda hızlı bir değişim olduğunu daha önceki videolarda da belirtmiştik zaten rakamların katlanarak yükseldiğini görüyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi dönem varlıklar kısmında 42 milyondan 87 milyona 9 aylık dönemde bir artış söz konusu demiştik. Duran varlıklarda yine 43 milyondan 83 milyona 2 kata yakın oranda bir artış. Toplamda da doğal olarak 86 milyondan 171 milyona toplam varlıkların 2 kat oranında arttığını görüyoruz. Yine yükümlülüklerde de tabi burada yükümlülüklerin artması borçlar kısa vadeli yükümlülükler yine uzun vadeli yükümlülüklerde de bir artış söz konusu. Ama bu artışların şirketin geliştirilmesi büyümesi için kullanılması konusu tabi burada pozitif görüntü olarak önümüze çıkıyor değerli arkadaşlar. 86 milyondan toplam kaynaklar 171 milyona çıkmış demiştik. Öz kaynaklarda 72 milyondan 136 milyona Yükselmiş vaziyette geçiyoruz. Değerli arkadaşlar kar ve zarar kısmına baktığımızda brüt karın 14 milyondan 34 milyona, faaliyet karının 11 milyondan 30 milyona, finansman giderlerinin de yükseldiğini finansman gideri öncesi faaliyet karının yine 11 milyondan 30 milyona demiştik. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 11 milyondan 29 milyona, dönem karı da 11 milyondan yaklaşık 29 milyona yükselmiş görünüyor. Değerli arkadaşlar burada katlanan bir gelişme göze çarpıyor. Şimdi sadece şirketin genel olarak tabi ARD'nin şöyle vereyim. Bunlar da daha öncesinde Deloitte'ın gelişen, büyüyen şirketler ile yaptığı araştırma ile ilgili araştırmada teknoloji kısmında ARD'nin daha önceki yıllarda en hızlı büyüyen şirketler arasında da yer aldığını görüyoruz. Geçtiğimiz dönem itibariyle. Şimdi genel olarak baktığımızda toparlayacak olursak değerli arkadaşlar ARD ile ilgili pozitif bir görüntü söz konusu ancak fiyatın da yukarı yönlü hareketini de dikkate almak gerekiyor. Şimdi burada belirtilen hedef fiyatı 70 TL olarak açıklandı. 70 TL tabi bir yıl içerisinde gerçekleşecek. Bu algı hemen e, olacağı anlamına gelmemeli. Hızlı yükselişlerin, hızlı da düşüşleri olur. Bunu da unutmamak gerekiyor. E, tabii daha öncesinde bu rakamlar çok yüksek gibi görünse de esasında e, 90'lara yükselmiş e, şirketler binleri görmüş. Tabi bu arada bu rakamlara e, gelir manasında değil. Rakamları değerlendirirken şirketlerin gidişatının gelişmelerini de takip etmek gerekiyor. Arada ile ilgili şu an için görüntü pozitif ama yine de dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Süreci zamana yayarak uzun vadeli düşünenler için bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Önümüzdeki dönemde Şirket bu faaliyetlerini yine aynı düzen ve kararlılıkla sürdürmeye devam ederse görüntü odur ki pozitif gelişmeler olması muhtemel tabi bunu dönem dönem takip etmek şirket ile ilgili gelişmeleri iş ilişkilerini yine projelerini takip ederek bir karar vermek gerekiyor Herkese bol kazançlar diliyorum değerli arkadaşlar kolay gelsin